Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Davinci Resolve 16'da bulunan Kat sayfasına, yani başka bir deyişle bence kurgu yapmanın en kolay yoluna bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Ve kanalıma abone olmadıysanız sizden bile kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü bunu fark ettim ki ben abone olun demedikçe kanala kimse abone olmuyor. Evet şimdi videoya geçebiliriz. Ben her zaman olduğu gibi DaVinci Resolve'u açtım. Şu an DaVinci Resolve'un kat sayfasındayız. Önümüz bomboş çünkü içeride şu an hiçbir dosyamız yok. Buraya dosyalarımızı İster önceden yaptığımız gibi buradaki medyadan alıp ya da kat sayfasına özel burada e, klasör aktarmamıza yarayan bir buton var. Yanında aynı zamanda dosya aktarmamıza yarayan bir buton da var. Ben direkt klasör olarak çektiğim dosyaları şurada belirtmiştim zaten. Buradan bu klasörü seçiyorum. Ayarların değişik diyor. Buna göre uyarlayayım mı diyor. Evet diyorum değiştir. Ve artık dosyalarım burada ve sanırım playbackimi de buradan 25 yapacağım. Çünkü bunlar 25 kare olarak çekilmişti. Şimdi buraya kadar aslında çok yabancı bir arayüz değil. Bir tarafta klasörlerimiz, bir tarafta dosyalarımız var. Diğer tarafta ön izleme penceremiz var. Alt tarafta da tahmin ettiğiniz gibi timeline'ımız var. Görüntülere kesip biçtiğimiz yer var. Böyle bakınca aslında çok yabancı değil ama kat sayfasının şöyle bir özelliği var. Kat sayfası tamamen kurguyu hızlandırmak üzerine, kurguyu biraz daha hızlı yapmak üzerine tasarlanmış bir sayfa. Bununla ilgili de kendi üzerinde çok güzel özellikleri var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle sayfayı bir şöyle genelce gördük. Bunlar buradaki bahsettiğim 3 pencere kendi içinde boyutlarını değiştirebiliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde şuradaki butondan bunu aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. Bu şekilde gayet nasıl tarif edebilirim bunu? Esnek ve sizin çalışmanıza ayak uyduracak bir çalışma biçimi var. Aynı şekilde burada üstte tekrar pencerelerimiz, sekmelerimiz var. Şu an Media Pool'umuz açık. Bunlardan bir tanesi mecbur açık olmak zorunda. Edit penceresindeki gibi bunların hepsini kapatamıyoruz. Yanında Sync Bin var. Sync Bin şu işe yarıyor. Bundan henüz bahsetmeyeceğim ama örneğin ben buradaki görüntüyü iki farklı kamerayla çekmiş olsaydım ve bunları bir noktada eşlemem gerekseydi, elimde eşleyebilecek bir time kodu olmasaydı, herhangi bir görsel değeri olmasaydı, Syncbin aracılığıyla ben bunları eşleyebilecektim. Syncbin bunu nasıl eşliyor? Kendi içinde seçenekleri var. Eğer elimde varsa time kodları ve görsel değerleri de kullanabiliyor. Ama yoksa videoların sesini dinleyerek bunları eşlemeye yarıyor. Aslında eşli bir iş yapıyorsanız sizin işinizi çok fazla kolaylaştıran bir özellik. Onun yanında transition'larımız var. Bunları biliyorsunuz. Birazdan kullanacağız. Onun yanında title'lar var bunları da biliyorsunuz ve efektlerimiz var. Şimdi ben medya pool'a geri geliyorum. Edit sayfasından hatırlayanlar olacaktır. Bilmeyenler için de tekrar anlatıyorum. Örneğin şu dosyayı içeri almak isteyelim timeline'ımıza. Bunun tamamını almak istemiyorum ben. Şöyle biraz izliyorum. Görüm ki evet şu noktadan I'ye basarak, I tuşuna basarak in noktamı veriyorum. Biraz daha ilerleyip O tuşuna basarak da out noktamı veriyorum. Bunu buradan aşağıya almam gerekiyor. Burada Aşağıya almak için kullanabileceğim seçenekler var. Bir tanesi şu an kapalı çünkü bir smart insert. Bunu kullanabilmek için zaten timeline'ımızda görüntü olması gerekiyor. Şimdi size bunların ne işe yaradığını göstereceğim. Bunu ben F12 ile almayı tercih ediyorum. F12'nin kısa yolu şu. Append to end yani timeline'ın sonunu ekleyecek. Benim şu an timeline'ımda görüntü olmadığı için ben şu an F12'ye basarsam bu görüntüyü direkt benim timeline'ıma alacak ve bir sonraki ekleyeceğim görüntüyü örneğin şunu şunu ekleyecek olursak direk bu görüntünün sonuna ekleyecek. Şimdi burada belki fark ettiniz, belki fark etmediniz. Şunun rengini değiştirerek daha net olabilmesi için ben buraya bir klip ekledim ve bunun rengini turuncu yaptım. Bu tamamen sizin görmeniz için yapıldı. Ekstra bir şey, bir özellik katmıyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada aşağıdaki timeline'ımızda görüntüler daha uzunlu, yakınlaşmış bir biçimde ama üstte ikisini birden görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor? Burada bizim iki tane timeline'ımız var. Üstteki timeline bizim timeline'ımızın her zaman tamamını gösterecek. Yani ben bu aşağıya klip eklemeye devam ettikçe üstteki timeline küçüle 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 burada her şeyi gösterecek bize. Ama alttakinde her zaman yakın versiyonunu göreceğiz. Dolayısıyla hem burası üzerinden timeline üzerinde gezinme yapabileceğiz. Hem de alttaki, alttaki tarafta daha ince editlerimizi, ince ayarlarımızı yapabileceğiz. Şimdi peki biz bunları böyle tek tek tıklayarak mı ekleyeceğiz? Bu şekilde devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde aslında gayet efektif bir yol ama DaVinci Resolve bize bunun yanında bir de source tape diye bir özellik vermiş. Source tape nedir? Buna bastığımda burada gördüğünüz gibi şu an videonun olunduğu olduğu yerde bir playhead'im var ve beyaz çizgilerle bu videolar ayrılmış. Bu ne, ne anlama geliyor? Ben burada ilerleyecek olursam şurada yan tarafta da gördüğünüz gibi dosyaların işareti değişiyor. Şu an turuncu bu, işaretli olan bu. İlerliyorum. Şimdi işaretli olan bu. Bu ne demek? Benim timeline'ımdaki bütün görüntüleri tek bir klip haline getiriyor ve arka arkaya oynatmamı sağlıyor. Bu ne işe yarıyor? Ben buradan tek tek tıklamak yerine bu şekilde az önce bu görüntüyü aldım. Şimdi bu görüntüyü almak isteyeyim. Hemen I'ya bastım. In noktamı verdim. Az ilerledim. Alt noktamı verdim. f yaptım. Aşağıya koydu. İlerledim. Bu görüntüyü almayacağım. Bu görüntüyü de alalım. İlerledim. Şöyle out verdim f yaptım. Aşağıya ekledi. Hadi bunun da rengini değiştirelim. En azından ne yaptığımız daha belli olsun diye. Yoksa başka bir amacımız yok. Gördüğünüz gibi üçüncü seçeneğimiz de buradaki timeline. Yani bu seçeneği açtığımızda bizim timeline'deki kliplerimizi görüyoruz. Hemen gelip buna döndüğümüzde source tape'e geri döndük. Burada bir klipimiz var. Şöyle, şöyle hemen append diyorum. Append dedim ve en sona ekledi. Biraz daha ileri geleceğim. Burada bir klip var. Şurada alalım. Buradan da araçlar geçiyor. Bir adet metrobüs geldi. Durdum ve F12 yaptım. Sonu aldım. Böyle böyle kliplerinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. Hadi bunun da rengini değiştirelim. Şu an 6 tane klip eklemiş olduk. Hadi bunu ona tamamlayalım. Şunu da alalım. F12 dedik ve mesela buna geldim. Şöyle üstüne gelip bunu da turuncu yapalım. Ki en azından siz burada kliplerin nasıl olduğunu rahat bir şekilde görebilin. Klip kalır orange. Pekala. Şimdi buraya kadar hiçbir şey yapmadık aslında. Sadece kliplerimizi seçip aşağıya aldık. Buradan sonra tekrar tek tıklayarak istersek görüntü eklemek istersek devam edebiliriz. Şimdi ben sadece F12 ile arka arkaya eklemeyi gösterdim ama burada başka bir takım seçenekler var. Şimdi onlara bakalım istiyorum ben. Çünkü bunları bu şekilde bizim görmemiz daha kolay olacak. Evet Smart Insert demiştim. Smart Insert şu şey yarıyor. Örneğin burada şu klibe gelelim. Bu klibin de rengini başka bir şey yapalım. Örneğin pembe yapalım ki şöyle iki bir turuncu ile bir pembe arasında yakında bir yerdeyim ve bir tane görüntü seçtim. Şöyle geldim. Şu aracın geçişini in ve out vererek seçtim. Eğer ben buradan Smart Insert'e basarsam DaVinci Resolve benim için en yakın kat noktasına, şu an kat noktasının üzerinde bir tane işaret var, görüyorsunuz bu. En yakın kat noktasının üzerinde çıkıyor. Çünkü buna geldiğimde artık buna daha yakınım. Şimdi bunun üzerinde çıkıyor. Ben tekrar buna dönüyorum. En yakında olmam yeterli. İlla üstünde olmama gerek yok. Smart Insert dediğim anda bu klibi alacak ve bu ikisinin arasına koyacak ve diğerlerini kaydıracak. Hiçbir görüntüye zarar vermeyecek. Hemen basalım. Gördüğünüz gibi buraya ekledi ve diğerlerini buna göre kaydırdı. Şöyle yapalım. Ya da tekrar bu burada kalsın. Bir tane mavi klibimiz dursun burada. Şimdi onun yanındakini zaten söylemiştim. Up and to end. Yani timeline'ın en sonunu ekliyordu. Hiçbir şeye dokunmadan. Onun yanında ripple override var. Pekala ripple override ne işe yarıyor? Bu da oldukça kullanışlı, oldukça güzel bir özellik. Bunun için şöyle kısa bir klip bulalım. Bu. Örneğin bizim buradaki klibimiz muhtemelen 46'dan 55 saniyelik bir klip. Şimdi bunun yerine daha uzun bir klip bulalım. Bu klip kaç saniyeymiş? Hemen şurada. Güzel. Uzun bir klip bulalım. Pekala. Bu klip daha uzun. Şöyle in ve out verelim. Uzunca bir yer. Ben bunun üzerine ripple override dersem bu klibi silecek ve yukarıdaki klibin yeri kadar da timeline'ı uzatacak yeni kliple. Hemen yapalım. Burası da mavi olacağı için görmemiz daha kolay olacak. Hemen Ripple Overwrite diyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir klip ekledi ve uzunluğu kadar da timeline'ı uzattı. Gene sizin daha önceden yapmış olduğunuz kliplere, koymuş olduğunuz kliplere hiçbir zarar vermedi. Onları kaydırarak kendine yer açtı. Oldukça güzel bir özellik. Ama ben bu klibin burada durmasını istemediğim için şu an Ctrl Z yaparak bunu geri alacağım. Bu kısa ve turuncu klip burada kalabilir. Şimdi Ripple Overwrite'ı anlattık. Onun yanında Close Up diye bir şey var. Close Up ne işe yarıyor? Bir klibin üstündeyim şu an. Bu klibi seçtim. Bir klibin üstündeyim ve buradan bu klibe close up'a basıyorum. Bastığım anda bu klibin %100 yakınlaşmış halini klibin üzerine koyuyor. Şöyle bakalım. Klibimiz oynuyor. Gördüğünüz gibi üstüne bir klip daha var. Bu da aynı klibin %100 yakınlaşmış hali. Örneğin ben şu an konuşuyorum burada. Ve ben kendi konuşmam üzerine bir close up atarsam bu benim merkezli olan görüntüme yakınlaşarak Size bunu ayrı bir klip olarak üstüne koyuyor. Siz bunu doğal olarak istediğiniz gibi bu şekilde silebiliyorsunuz. Ama konuşma ağırlıklı bir edit yapıyorsanız bu sizin işinizi oldukça kolaylaştıracak bir özellik. Çünkü inspektöre girip ayarı değiştirip onu tekrar taşımaktansa buradan tek butondan bunu yapabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik. Şimdi ilerleyelim. Onun yanında place on Tap var. Bu aslında close up gibi. Şöyle bakalım mesela burada kuşların olduğu bir kare var. Şimdi burada da şöyle bir kare var. Bu da bir kuş. Ben bunu in ve out verdim. Ve şuraya gelip burada place on top dedim. Yani üstüne yerleştir. Bu klibi benim seçtiğim klibin üstüne yerleştiriyor. En yakın kat noktasından itibaren. Ve ben bunu ondan sonra istediğim gibi bu şekilde bırakabiliyorum. İstediğim gibi konumlandırabiliyorum. Bunu da şöyle izleyecek olursak. Burada koyduğumuz klibi görüyoruz. Ama bunu da koymayacağım açık söylemek gerekirse. Bunun yanında da source override var. Bunu çok fazla kullanmamakla beraber bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Hemen şöyle bakalım. Örneğin bu klibi biz buraya atıyorum ki 10 saniye olarak aldık ama bu klibin başka bir 10 saniyesini buraya almak istediğimizde biz source override'ı kullanabiliriz. Örneğin buradan en baştan şöyle alıp şöyle out verip buraya source override dersek bu klibin bunu da üzerine koyacak. Çünkü benim şu aşağıda bulunan klip tam olarak üstteki klibin şu noktasından itibaren başlıyor. Buraya kadar geliyor. Gördüğünüz gibi devam ettiğinde değişen bir şey yok. Ama bu sorusu benim buradaki kullandığım kaynağı şöyle geriye doğru esnetebiliyorum. Farklı bir klip olarak. Bu da her zaman kullanacağınız bir özellik değil. Ama yine de bulunmasında fayda var. Bunu da çok karışmasın diye buradan şimdilik siliyorum. Evet. Şimdi buraya kadar gelmişken şu yandaki ayarlara ve şuradaki makastan bahsedelim. Makas tahmin ettiğiniz gibi bir klibin üzerine geldiğinizde buna bastığınızda klibi ikiye bölüyor. Klibi kesiyor. Aynı zamanda bunu kontrol B tuşuyla da yapabiliyorsunuz. Kontrol B yaptığınızda bu kesiliyor. Ben genellikle kontrol B'yi tercih ediyorum. Çünkü her zaman gelip buraya tıklamak zor oluyor biraz. Ve siz bunu kestiniz. Dediniz ki abi bu çok uzunmuş. Ben bunun burasını kestim. Buna gelip backspace'e bastığınızda direkt olarak bu klibi silip arayı boşaltıyor. Peki sadece böyle mi oluyor? Ben şimdi bu klibi sildim. Ama sonradan vazgeçtim. Ben bu klibi uzatmak istiyorum. Klibin tek tarafında şu şekilde tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir parantez ve yanında bir butonumsu bir şey çıkıyor. Buradan tutup klibi sürüklerseniz şurada yukarıdan gördüğünüzde geniş timeline'a baktığınızda gördüğünüz gibi diğer klipleri geri itiyor ve bu klibi bu şekilde uzatabiliyorum. Aynı şekilde kısaltabiliyorum. Bu oldukça kullanışlı bir özellik. Bu bizim edit sayfasında gördüğümüz ripple edit gibi oldukça işimizi kolaylaştıran bir özellik. Şimdi madem buraya kadar geldik, bizim burada geçişlerimiz var. Bu kat geçiş zaten. Bu normal kat. Buna bastığınızda hiçbir şey olmuyor çünkü. Örneğin buraya bir dizol atmışsanız Bunu tekrar kat yaparsanız, kat bunu kaldırıyor, düz geçiş oluyor yani. Ama biz buraya bir tane dizol batalım. Şöyle yumuşak bir geçiş olsun. Bu dizolu da şöyle kenarından tutarak uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Şu şekilde. Eğer uzatırsanız daha yavaş oluyor. Eğer bunu alıp da şöyle kısaltırsanız geçişiniz daha hızlı oluyor. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Buraya da gelelim bir tane. Sumut kat atalım. Üzerinde ya da yakınında olmanız yeterli. Çünkü dediğim gibi hani ben şu an şuradaki edit noktasına yakın olduğum için onu zaten işaretliyor. Ben burada gelip sumut kata basarsam direkt sumut katı buraya ekliyor. Dolayısıyla bunu da burada kullanabiliyoruz. Şimdi buradaki tuşlardan gidecek olursak bir yanında Fast Review diye bir şey var. Fast review ne demek? Biz editimizi yaptık bitirdik değil mi? Artık bundan memnunuz diyelim. Ve bu tuşa bastığımızda bize editimizi hızlandırılmış bir şekilde gösteriyor ki bir hata varsa biz bunu yak yakalayabilelim diye. Peki şu an belki bu tarz programları kullananlar için arada eksiklikler olabilir. Buraya yazı eklemek isteyenler olabilir. Biz de buraya bir tane yazı ekleyelim. Yukarıdan titles'a geleceğim. Buradan bir sol tarafa tutup bir lower third ekleyeceğim. Şöyle şu turuncuya göre ekleyelim. Şuraya koyalım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Buraya geldiğimde üzerinde dümdüz title yazıyor. Bunu değiştirebilmek için burada küçük bir ayar butonumuz var. Buraya gelip bu ayar butonunu seçiyorum ve benim buradaki klipler için kullanabileceğim bütün ayarlar burada gözümün önüne geliyor. En sonunda title var. Bunu seçip buradan inspector'ı açıyorum ve diyorum ki harika bir İstanbul videosu dedim. Bunun da tipini open sans yapalım. Hatta bold yapalım. Oyunu da belki 70 yapalım. Aşağıya geliyorum. Hem de salgınlı. Bunu da open sans yapalım. Bunu kalın yapmayalım ama. Bunu da 45 yapalım. Peki şöyle kenara alayım görebilmeniz için. Şimdi bu her zaman tam okunabilir olmayacak. O yüzden ben buna bir de bir background yapacağım. Şöyle bir yüksekliğini ayarlayayım bir çerçeve atalım. Aynı zamanda genişliğini de ayarlayayım. Aynı zamanda buradan center'dan yerini de ayarlayalım ve bu şekilde diyelim ki evet abi harika bir İstanbul videosu oldu. Bunu burada bırakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu yazımızın başını bize işaretli olarak gösteriyor. Ben bunun başına bir dizol batacağım. Sonuna geleceğim. Sonuna da bir dizol batacağım. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Bu şekilde bakacak olursak yazımız da bu şekilde gelecek. Böylece editimiz devam edecek. Siz burada bu şekilde video yerine resim de atabilirsiniz doğal olarak. Şimdi madem buradaki settings'e açtık bir de buradan videoların özelliklerine bakalım. Şimdi videoma tıkladım ve burada videomda kullanabileceğim özellikler geldi. Birinci özellik transform. Nedir? Buradan videomun boyunu değiştirmeme yarayan özellik. Şurada üstüne geldiğimde reset butonu geliyor ve basıp bunu resetliyorum ihtiyacım olmadığı için. Yan tarafta yatay ve dikey pozisyonu var. Yani şu şekilde kenara kaydırabiliyorum ya da bu şekilde aşağı ve yukarı kaydırabiliyorum. Bunların da aynı şekilde üzerinde reset butonları var. Buradan videomuzun açısı var. Burada da pitch ve yağ ayarları var. Yani şu şekilde videomu eğip bükmeye yarayan Şöyle, gereksiz hallere sokmama yarayan bir özellik. Kim kullanır bilmiyorum, çok işime yaramıyor benim. Burada da videoyu flip etmemize yarayan, yani bu şekilde ters döndürüp ya da böyle ters döndürmemize yarayan özellikler var. Peki bu oldukça basit. Bunun bir yanında Komple sıfırlayalım. Bunun bir yanında bir de crop özelliğimiz var. Crop'u bana yakın zamanda çok sordunuz. Videonun sağından, solundan, altından, üstünden, her yerinden videoyu kesebiliyorsunuz ve bu video artık gördüğünüz gibi kesilmiş oldu ve bu crop'u istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Örneğin hani çerçevesi belli ama yerini değiştiriyorsunuz sadece. Aynı zamanda isterseniz buradan da bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bir de yanında bir ayar daha var. Bu da tedir ayarı yani bu crop'un ne kadar yumuşak olacağını gösteriyor size. Bunu böyle biraz daha açarsanız biraz daha yumuşak oluyor. İçeri doğru yaparsanız da içeriye doğru yumuşuyor ama sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben şimdilik bunu da sıfırlıyorum. Bunun yanında klibimizin sesi var. Şu an görünmüyor belki ama her klibin sesi var burada ve istersek bu sesleri buradan yan taraftan kapatabiliyoruz ve kliplerin de başlı başına seslerini buradan açıp kapatabiliyoruz. Ben şu an buna da dokunmayacağım bir yanda klibimizin hızlandırılmasına yarayan özellik var. Buradan hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlandırdığımda timeline otomatik olarak değişti. Şimdi bunu sıfırlayacağım ve tekrar uzayacak. Onun bir yanında kamera ayarımız var. Yani stabilize ve lens correction ayarımız var. Stabilizeyi zaten biliyorsunuz. Buradan hiçbir ayar yapmanıza bile gerek yok. Ek stabilize dediğiniz anda çok hızlı bir şekilde görüntüyü analiz ediyor. Ve bu şekilde görüntünüzü stabilize ediyor. Fakat bende şu an bir değişiklik olmadı. Çünkü benim görüntüm zaten tripodla çekilmişti. O yüzden ben bunu sıfırlayacağım. Bunu kapatıp yanında bir de lens correction var. Lens correction belki balık gözü lens kullanıyorsanız sizin ihtiyacınız olan bir özellik. Fakat burada şöyle bir şey var. Bunu da analiz edelim. Bu özellik DaVinci Resolve'un stüdyo versiyonuyla kullanabileceğiniz bir özellik. Ki analizlediğim anda zaten logosu ekrana geldi. Burada sadece tanıtım amacıyla bulunuyor. Örneğin balık gözü lens kullanıyorsanız bunu daha normalde görüntünüz böyle şişik olur bunu içeriye doğru bükerek görüntünüzü daha doğru bir şekilde. Çünkü eğik olduğu zaman görüntü biraz daha şişik oluyor. Yan taraftaki çizgiler eğilmiş oluyor. Eğer görüntüyü içe doğru basarsanız buradan görüntünüzü düzeltebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu kullanabilmek için ücretli versiyona sahip olmanız gerek. Şart mı? Çok ihtiyacınız olan bir şey değil günlük hayatta. Hatta hiç ihtiyacınız olan bir şey değil. Ben çoğu zaman kullanmıyorum. Onun yanında bir de dinamik zoom ayarımız var. Dinamik zoom nedir? Yeşil pencereden kırmızı pencere yani dış taraftaki çerçeveye kadar giden bir yolculuk diye özetleyebiliriz. Ama bunu ben şimdi daha hızlı bir klipte göstereceğim. Çünkü uzun bir klipte bunu görmemiz daha zor olabilir. O yüzden şuraya geleceğim ve bu klibe bir dinamik zoom vereceğim. Şu şekilde. Şimdi bunu kapattığımda şöyle göreceksiniz. Yeşil pencereden yani daha dar olan açıdan kırmızıya, geniş açıya doğru bu klip ilerliyor. Biz istersek bunu tekrar girip bunları yer değiştirebiliyoruz. Yani en genişten daha dara doğru yaklaşabiliyoruz. Ve bu yaklaşımın hızını ve eğrisini değiştirebiliyoruz burada. Aynı şekilde burada birinci presetimiz bu. İkinci presetimiz aynı klip içinde bir pan hareketi. Şöyle ki gördüğünüz gibi klibin içinde bir yalandan pan hareketi yaptık. Üçüncü hareketimiz de bir açı hareketi. Bunlar bu şekilde ön tanımlı geliyor ama siz bunları kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu nasıl belirliyorsunuz? Çok basit. Buradan bu açıyı tutuyorsunuz mesela. Ben buraya gelsin istiyorum. Ben bunun burada olmasını istiyorum. Bunun da burada olmasını istiyorum diyorsunuz. Ya da ben bunun daha da küçükten şuradan şu görüntüye gelmesini istiyorum diyebilirsiniz. Örneğin. O da nasıl oluyor? Şöyle hemen bakalım. Bu açıdan Metrobüs logosuna doğru. Bu da nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi Metrobüs logosuna doğru kendi kendine bir giriş yaptı. Bunu biz otomatik olarak yaptık. Buradaki pencereler sayesinde. Bunu değiştirebiliriz. Bu şekilde swap dersek, şimdi metrobüs logosundan çıkarak bu kareye açılacak. Hatta bu kareyi biz en büyük haline de getirebiliriz. Şu şekilde. Böylece ne oldu? Biz metrobüs logosundan açılan bir açı yapmış olduk kendimize. Gayet kullanışlı oldu. Hemen kapatıp bakalım. Metrobüs logosundan bu şekilde açılan bir, aynı zamanda biz bunu lineer yapmadığımız için de biraz sapma oldu. Bunu lineer yaparsak bu sapmadan da kurtulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı bir özellik. Buradan sonrasını zaten biliyorsunuz. Burada play butonları var. Ve dediniz ki abi ben normal bir video yapmayacağım. Normal videodan kastım ne? Yani ben bu şekilde yatay ekranda izlenecek bir video yapmak istemiyorum. Dediniz. Diyebilirsiniz. Gayet mümkün. Bunun için ister buraya girip ayarlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. İsterseniz burada DaVinci Resolve bize bazı ön tanımlı ayarlar vermiş. Buraya basıp şu an ben Full HD 1920'ye 1080 ayarını kullanıyorum. İsterseniz portre 1080'e 1920 yapabiliyorsunuz. Şöyle ki bastığımızda şu an ben projemi yatay yapmama rağmen buna bastığımda otomatik olarak benim projemi buna göre ayarlıyor. Görüntülerimi kırpmadan bu dikey olanı biliyorsunuz ki story'lerde, TikTok'ta yani telefonlarda gösterilecek olan videolar için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir de karemiz var. Kare yaptığınız zaman da belki bir Instagram postu olabilir, belki bir Facebook postu olabilir. Bu tamamen size kalmış. Kare yaptığınız zaman da bu şekilde oluyor. Peki, şimdi kafanızda bazı sorular var. Abi ben bunu kare yaptım ve bunun altı üstü boş kaldı. Şimdi burada yapabileceğiniz birkaç tane şey var. İsterseniz bu görüntüyü kopyalayıp arkasına tekrar büyütüp koyabilirsiniz. Boş gözükmemesi adına. İsterseniz bu görüntüyü kesmeyi tercih edip bu görüntüleri ekrana sığdırabilirsiniz. Bu nasıl olacak? Buradan ayarlara geleceğiz image scaling'e geleceğiz. Burada input scaling var. Diyor ki scale entire image to fit. Yani bütün görüntüleri ekrana sığacak şekilde küçük diyor, sığdır diyor. Ben burada diyorum ki scale full frame with crop diyeceğim. Yani görüntüleri ekrana sığacak kadar croplayabilirsin. Ekranın tamamını kaplayacak kadar croplayabilirsin. Dediğim anda burada gördüğünüz gibi kenarlarını kesecek ve klibimi burada tam olarak ekranı oturtacak. Aynı şekilde bu dikeyde de artık böyle olacak. Ama dikeyde doğal olarak daha çok kesecek. Ama ben zaten normal devam edeceğim için bu konuda bir sıkıntım olmayacak. Böyle devam edebilirim. Evet bunun yanında bir ayarımız daha var. Burada renk ayarlarımız var. Bunlar başlangıçta sizin için çok önemli ayarlar değil. Bunlar için de ayrıyetten bir video çekeceğim. Şu an burada bahsederek zaman kaybetmek istemiyorum. Peki her şeyi yaptınız. Hatta her şeyi yapalım. Bir de bunun sonuna gelelim. Bir tane de yazı yazalım buraya. Titles'a geliyorum. Bir text alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Hatta bunu bir üst satıra alıp şöyle arasını biraz açıyorum. Burada alt alta isterseniz açabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi yan yanayken açmanız mümkün değil. Bunu bir üstte alıp böyle yan tarafa alırsanız bir aşağıya aldığınızda burada bir boşluk oluyor. Yani burada aslında boşluğu temsil eden bir boşluk var. Biraz karmaşık gelebilir şu an söylediğim ama tam olarak böyle işliyor aslında. Şimdi bu yazıya gelip yazıyı seçiyorum. Seçenekler Inspector. Belki bazılarınız için bu kadar çok yere tıklamamız bir yazı düzenlerken yani üzücü olabilir. Evet, biraz üzücü. Edit sayfasına göre biraz daha zor. Buraya diyelim ki izlediğiniz için teşekkürler diyelim. Çünkü boşluk bırakmayalım. Bunu da open sans yapalım abi. Altına gelelim. Bir boşluk daha bırakalım like atmayı unutmayın deyip şöyle bir gülmeli bir şey yapalım. Bunu ortalayalım ve 128 çok 90'a düşürelim. Aynı zamanda line spacing'ten iki satırın arasında biraz kısalım. Başka bir şey yapacak mıyım yapmayacağım. Bunu kapattım. Şimdi gördüğünüz gibi buraya yakın olduğum için hemen medya pool'a dönüp buraya bir dissolve atarım. Aynı şekilde buraya yakın olup buraya da bir dissolve atarım. Böylece ne oldu? Görüntümüz silindi ve bu şekilde geri geldi. Şimdi kat sayfası aslında bu kadar. Siz eğer görüntünüzden memnunsanız, benim yaptığım klip bu, ben bunu bu şekilde yayınlamak istiyorum diyorsanız tekrar Deliver sayfasına gitmenize gerek yok. Deliver sayfasına gitmek yerine burada DaVinci Resolve bize bir kolaylık yapmış. Demiş ki Quick Export. Buna bastığınızda bir pencere açılıyor. Diyor ki H264 1920 1080 25 kare benim görüntülerim bu olduğu için. Stereo ses toplam boyutu bu, toplam uzunluğu bu ve tarih burada. Siz buradan export dediğiniz anda size bir pencere açacak. Diyecek ki ben bunu nereye kaydedeyim? Yerini belirteceksiniz. Hangi isimle kaydetmesini istediğinizi belirteceksiniz. Ve export dediğiniz anda bu görüntüyü buradan çıktı almaya başlayacak. Ekstra başka bir ayar yapmanıza gerek yok. Onun yanında YouTube ve Vimeo diye iki tane özellik var. Buralara YouTube hesabınızla ya da Vimeo hesabınızla giriş yaparsanız siz buradan çıktı almaya başladığınızda DaVinci Resolve bu videoyu bir de YouTube'a yüklemeye başlayacak. Yani siz iki iş yapmaktan kurtulmuş olacaksınız. Videonuz çıktı alınırken bir yandan YouTube'a yüklenecek. Bu da aslında güzel bir özellik. Ben çok fazla kullanmıyorum ama kullanmak isteyenler için burada duruyor. Bir de eğer DaVinci Resolve'un ücretli versiyonunu kullanıyorsanız aranızda kullananlar var aldığım mesajlara göre. Burada H264'ün yanında bir de H265 diye bir seçenek olacak. Bu H265 yeni nesil bir kodlama biçimi. 10 bit renk derinliğini destekliyor ve çok fazla görüntüyü sıkıştırdığı için, görüntüyü bozmadan sıkıştırdığı için görüntünün boyutunu da aslında düşürüyor. Eğer ekran kartınız vereminiz bunu destekliyorsa, buna yetiyorsa H 265 olarak çıktı almanızı ben tavsiye ederim. Bu şekilde YouTube'a yükleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Pekala ben bunu kapattım. Şu an çıktı almayacağım. Ama ben bunu yaptım mesela. Bu edit'i bitirdim. Ben burada kalmak zorunda mıyım? Örneğin DaVinci Resolve'un altında daha bir sürü sayfa var. Ben burada kalmak zorunda mıyım? Hayır değilseniz burada yaptığınız edit edit sayfasına geldiğinizde sizin yaptığınız şekliyle burada duruyor. Bakın. Gördüğünüz gibi her şey burada duruyor. Sizin yaptığınızın aynısı bu. Sadece burada daha kapsamlı ve daha detaylı gözüküyor. Buna ihtiyacınız varsa buraya da gelebilirsiniz. Onun yanında Color sayfasına gelirseniz yaptığınız her şey Color sayfasında da mevcut. Burada Color sayfasında üzerine renk yapabilirsiniz. Örneğin benim şu an kontrastım çok düşük. Ben bunları logo olarak çektiğim için ben bunlara biraz daha kontrast verip biraz daha belki rengini değiştirebilirim. Bunlar benim işime gelebilecek şeyler. Ve bunları burada yaptıktan sonra bile ben buradan kat sayfasına döndüğümde benim yaptığım renkler burada geçerli oluyor. Az önce bahsettiğim özellik aslında tam olarak buydu. Ben şu an bunu kapatırsam bütün renkleri devre dışı bırakacak. Şu seçenekleri de kapatalım. Devre dışı bıraktı ki eğer bu tür renkler yaptığınızda bilgisayarınız kasıyorsa bunları kapatarak kasmadan izleyebilin diye. Onun dışında da Color zaten, zaten dediğim gibi bütün ayarlar burada geçerli. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Çok yap. Şuradan belki gölgeleri biraz gri yapabiliriz. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi renklenebiliyor. Buradan sese gelirseniz bütün klibinizin sesleri burada. Attığınız geçişlerle her şeyiyle ve isterseniz buradan da çıktı alabiliyorsunuz deliver sayfasından da. Ama her şeyinizi isterseniz kat sayfasında da bitirebiliyorsunuz. Böyle de güzel bir özellik sağlanmış. O yüzden bence kat sayfası hızlı kurgu yapmak isteyenler için örneğin bir vlog yapıyorsanız açık söyleyeyim ben de vlog yapacak olduğum zaman bu sayfayı kullanıyorum. Çünkü bu sayfa gerçekten hızlı bir şekilde bütün istediğinizi görmenizi sağlıyor. Örneğin bütün gün çekim yapmışsınız. Elinizde kamerayla almışsınız kamerayı karşınıza. Bütün gün çekim yapmışsınız. Ve belki elinizde 1,5-2 saatlik görüntü var. Ve siz bunları 10 dakikaya düşüreceksiniz. Hepsini tek tek buradan açıp işte şuna tıklayayım, buna tıklayayım, buradan hı, bunu alayım demektense en basitinden buradan source tape ile bütün günü arka arkaya görebiliyorsunuz tek bir yerde ve istediğiniz yere alıp istediğiniz aşağıya alıyorsunuz. Bu aslında oldukça güzel bir özellik, işimizi kolaylaştıran bir özellik. Yani aslında övülecek çok şey var. Bir de ben bunu muhtemelen şey yapacaktım. Yani daha detaylı olarak başka bir video olarak çekecektim ama sanıyorum ki faydalı olan çoğu şeyi anlattım size. Yani dolayısıyla başka sorunuz olursa biliyorsunuz ki sormaktan çekinmeyin. Ben bunları gene size anlatırım. Ama şu an benim anlattığım kadarıyla cut page'i çok efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ki ben bunu söylerken hani belki biraz abartmış olabilirim dünyanın en kolayı diye de. Belki dünyanın en efektif yöntemi olabilir. Çünkü gerçekten bizim işimizi kolaylaştıran binlerce özellikle dolu. Abi de ben size şunu göstermedim. Gerçi buraya kadar izleyenler görecek bunu. Ama yine de göstermek istiyorum. Örneğin biz bu turuncu klibi alıp bu mavi klibin önüne götürmek istiyoruz. Önceden biz bunu yapmak istesek. Bunu buradan alacağız da bunu buradan keseceğiz atıyorum. Bunu kaydırıp bunu önüne koyacağız. Burada öyle bir şeye gerek yok. Ben bunu buradan tutup ya da şu pembeyi tutayım ki bunun arasındaki geçişi bozmayalım diye. Bunu tuttum. Bunu buradan sürükledim ve şu araya bıraktığımda otomatik olarak benim görüntümü buna göre kaydırıyor ve hiç ekstra bir şey yapma gerek kalmıyor. Ben bunu istersem alıp buradan alıp buraya üstte de koyabilirim. İstersem buraya araya da koyabilirim. Gördüğünüz gibi benim projemi buna adapte ediyor. Bu aslında oldukça güzel bir özellik. Ve ben bunu tek klibe mi yapmak zorundayım? Tabii ki hayır. Ben bu üçünü alıp buradaki araya koyabilirim. Bu üçünü alıp istersem en sona taşıyabilirim. Yani tamamen bana kalmış. Bütün esnekliği bana bırakan bir özellik bu. Dolayısıyla bu kat sayfasının sağladığı esnekliği ben çok seviyorum. Ha yani oldu ki daha ileri tekniklere ihtiyacınız oldu. Edit sayfası her zaman emrinizde. Bunu da kullanmak isterseniz her zaman kullanabiliyorsunuz. Kat sayfası ile ilgili söyleyebileceklerim şu an için aklıma gelenler bu kadar. Fakat az önce de dediğim gibi sorularınız olursa bunları bana her zaman sorabilirsiniz. Aşağıdaki yorum kısmından ya da Instagram'dan bunları bana iletebilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun dışında videoyu buraya kadar izlediyseniz umarım ki beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoya bir like bırakabilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ve bu tür videoları ilk siz izlemek istiyorsanız bu abone ol butonunun yanındaki küçük zile bir kere basarak bildirimleri açabilirsiniz ve yakın zamanda bir tane de Patreon açtım. Bu Patreon sayfasında burada yaptığım projeleri, burada yaptığım derslerin proje dosyalarını paylaşıyorum. Eğer bu dosyaları incelemek istiyorsanız oradan da bana destek olarak bu dosyalara erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda orada ücretsiz bazı dosyalar da mevcut. Oraya gidip mutlaka bakın. En azından abone olmak istemeseniz bile ücretsiz olanları indirebilirsiniz. Evet tüm diyebileceklerim aslına bakarsanız bu kadar. Eğer sizin de kanalda işlememi istediğiniz dersler olursa bunlara bana bildirmekten çekinmeyin. Ben bunların hepsini bir yere not alıyorum ve yeri geldiğinde tek tek yapmaya çalışıyorum. Onun dışında da herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.